altının ve Bitcoin'in coşması gereken dönemdeyiz. Niye? Para bollaşacak. Bakın kesin garantili olan bir tane konu var. Kesin. Yani resesyon olur, o olur, bu olur. Hiç fark etmez. Çok kesin bir konu var. En kesini. Para çok bollaşacak. Yani ne demek para bollaşacak? Amerika'nın dolarının değeri daha da aşağı gidecek. Yanılmıyorsam S&P 500'deki yükseliş %30 civarında bir yılda. Demek ki Amerikan borsası, Amerikan doları S&P 500'e karşı %30 erimiş. Ve bu erime sırasında Amerikan doları pek basmadılar da yani. Kıttı para. Acaba artırmadılar. Bir o bankacı krizini çözerken para bastılar. Onun için para da basmadılar. Abi şimdi basacaklar parayı. Bu kadar basılmış. Yani bakın bütün senaryolar ister resesyon olsun, ister resesyon olmasın. Fed faizi 25 bas puan indirsin, 50 bas puan indirsin. Bir tane garantili şeyimiz var elimizde. Bir tane. Para bollaşacak. Garantili. Hiç tartışacak hiçbir şey yok. Altın yatırımcısı anladığı için bunu gidip altın alıyor şu an. Akıllı iş yapıyorlar. Çünkü altın ne zaman coşuyor? Hep Amerika'da para bollaşması dönemlerinde coşuyor. Yani resesyonda altın da düşebilir bir süre. Ama resesyonun tepkisi ne olacak Amerika'da? Daha fazla para. Daha fazla paraya karşı kendini korumak istiyorsan altın en temel araçlardan bir tanesi. Yani temel bir araç. Yani çok akıllı bir yatırım değil belki ama temelde seni kendini koruyorsun. Altıncılar o yüzden altın alıyorlar şu an. Amerika'nın gelmiş faizi günlük 3 milyar dolar faiz ödüyor devlet. Bu faizi ödeyebilmek için daha fazla para basacaklar. %100 yani para basımı. %100. Şimdi %100 para basımı varken altın yapması gerekeni yapıyor. Bir hatırlayın ben bir ara altın aldıydım. Yani ben bu yıl %20 altında 20-25 yükselecek bekliyordum zaten. Sonra sıkıldım sattım. Başka iyi ki de satmışım daha iyi yerlerde değerlendim. Ama yani altın bu sene görüyorduk çünkü Amerikan doları bollaştıkça altın artar. Yani bu durumda eğer önümüzdeki günlerde faizler düşüyorsa, para bollaşıyorsa yani altın en garantilisi. Yani şimdi hisse senedinde senin hisse senedin resesyondan etkilenecek mi etkilenmeyecek mi bir sürü şey düşünmen gerekiyor. Ama şimdi çoğu insan bunu düşünmez. Gider altın alır abi. Ben der altını alırım kendimi korurum der. Devlet de öyle yapar. Çünkü hem Amerika'nın aşırı para basmasına karşı kendimi korumuş olurum. Hem Amerika'nın bu aşırı borçlanmasına karşı kendimi korumuş olurum. Bitcoin'e de böyle bir para gitmesi lazım şu anda. Sorun orada gitmiyor. Çünkü Bitcoin, ben bunu 30 kere söyledim, BlackRock'ın oyuncağı artık. Bitcoin bir BlackRock oyuncağı. BlackRock'çılar ve o ekürü bir gün isteyecekler Bitcoin'i yükselten diyecekler, yükselecek. Onun dışındaki hiçbir palavrayı dinlemeyin. Yani bir sürü fenomenin abuk subuk çizgilerini, palavralarını, şu tarihte garanti artacak, bu garanti artacak mesela bir sürü hikaye dinliyor. BlackRock karar verecek, şimdi artırıyoruz bunu diyecek. Çünkü sizin kaçırdığınız konu şu, bu işi çok planlı yönettiler. Bitcoin'e Amerikan devleti çökmeyi süper planlı yönetti. 3 adım attılar. Bunları hep anlattım. Herkes benimle dalga geçti. Birinci adım Bitcoin'e doğrudan para aktarılabilen bütün bankalara el koydular. Signature Bank en büyük örneğidir. 3 banka bu çöken şeyde 2023 Mart'ta galiba değil mi? 2023'te Mart'ta çöken. 3 bankanın 3'ü Bitcoin'e para aktarma bankalarıydı. Hatta Signature Bank'ın 7/24 para aktarıyordu kriptoya. Yani sen ben kriptoya para aktaracağım diyordun. Anında para aktarabiliyordu. Abi Amerika'da hiç banka başka bankalar çökmedi. Bu üçün çöktü. Tesadüf. Bunu anlattık o zaman. Üçün çökerttiler. Hafta sonunda neden hiç kripto hareket etmiyor? Para giremiyor ki. Nasıl sokacaksın parayı? Nasıl sokacaksın? Sokamıyorsun ki parayı kriptoya hafta sonu. Giren paranın da tamamı kontrol altında. Onu da konuşacağız biraz sonra. Yani giren para da hangi bankadan oraya gittiği de süper kontrol altına alınmış durumda. Türkiye neden kripto kanunu çıkarttı? Kanun çıkmasının sebebi dediler ki Amerika, ya arkadaş dedi, senin ülkede kripto üzerinden bu gri para, kara para her şey dönüyor. Çıkar şu kanunu artık yeter dediler. Biz de kanunu çıkarttık. Şimdi sen Akbank'tan, garantiden, yatırımdan, nereden olursa olsun parayı kripto yolluyorsan abi ne yapıyor? Her şey izle. Avrupa'da inanılmaz sık. Avrupa'da bir de her bankadan gönderemiyorsun. Amerika'da dün yine gösterdiler. Amerikan Merkez Bankası bir bankaya uyarı çekiyor. Aşırı kriptoya para yollanıyor senden diye. Kestiler abi, para giremiyor oraya. Şimdi bak hazırlığın biri bu. İkincisi dediler ki lan bu para girişini dünyadan sağlayabilen bir herif var ama yine de. Yani yolunu bulur. Kim o? Binance. CZ. Ne yaptılar abi CZ? CZ bitti. CZ yok. Şimdi CZ hapisten çıktı ama karışamıyor. Bugün hatta Binance'ın CEO'su açıklama yaptı. Bize karışamaz diyor. Operasyon dışında tamamen. CZ'yi öldürdüler ve Binance'ın CEO'sunun, yeni CEO'nun yani CZ'den sonra gelen CEO'nun ilk açıklaması ne oldu? Ben dedi Amerikan devletin kurallarına %100 uyuyorum dedi. Amerika'da da bu Kraken Bracken onlara çöktüler. Coinbase'in tepesine acayip davalar getirdiler. Coinbase'e köle oldu. Orada kapattılar. Tamam mı? Para girişini bitirdiler abi. Para nereden girebiliyor sadece şu anda kriptoya? ETF'lerden. ETF dışında nereden sokacaksınız parayı? Bir söyleseniz yani girer 3 bin 5 bin dolarlarsa ama şöyle bir zengin iş adamı ben abi kriptoya giriyorum deyince bunu yapabileceği tek kaynağı kaldı heriflerin ya. ETF'ler. BlackRock ETF'leri. Yani bu
bana burada Bitcoin merkeziyetsizliği dersi verdiler. Yani 5 yıldır anlattığım konuda. Bitcoin'e girişen paranın girişi sıktı mı merkeziyetsiz. Teknoloji istediği kadar merkeziyetsiz olsun. Ki orada da bütün büyük madenciler Amerika'da şu anda. Bütün büyük madenciler Amerika'da. Hepsi de Amerikan devletinin birebir kontrol altında. O yüzden buraya paranın girişini sağlayan bir tane kaynağımız var abi. ETF'ler. ETF'lerde de ne kadar para gireceğini BlackRock belirler. Şimdi burada o demin bahsettiğim herif diyor ki BlackRock belirlemez. Müşteriler belirler. BlackRock'ın tavsiyesiyle müşteri davranıyor. Bir ETF'in fonu nasıl çalıştığını hiç bilmeyen insanlar var bu dünyada. BlackRock'ın tavsiyesiyle bu iş gider. Çünkü tamam küçük yatırımcı alır ufak tefek. O sorun değil. Küçük yatırımcı zaten biz aldık Bitcoin'lerimiz var. Bizim ETF'e ihtiyacımız yok ki. Büyük fonların yani esas beklem o değil miydi? ETF'ler üzerinden buraya büyük fonlar gelecek. Emeklilik fonları falan filan. Abi onlar tavsiyeyle yürür. BlackRock şu an tavsiye etmiyor abi. Bu kadar iyidir diyor. Yani BlackRock bu tavsiyeyi değiştirir abi girin der. İşte BlackRock'ı tek düşünmeyin tabii. Ben örnek veriyorum. Fidelity'si, Vanguard'ı, osu busu. Karar verirler abi sokun parayı buraya biraz da yükselir. O güne kadar hiçbir şansımız yok abi. Arada böyle işte uzak doğu pazarında bir hareketler oluyor hafta sonu falan. Onun hiçbir şey olmuyor. Oyunu kabul edin. Likiditesini kapattılar Bitcoin. Ve bunu adım adım bizdeki bir sürü fenomen falan kağıdı ya da yedire yedire yaptılar. Kusura bakmayın. Sevinçler buradan çıldırdı orada millet. Ben söyleyince herkes bana kızdı. Şimdi konu BlackRock abi o karar verecek. BlackRock karar vermesi demek ne demek? Amerika Birleşik Devletleri karar verecek. Dua edin Trump seçilsin. Yani belki Trump bir şeyler yapar bilmiyorum. Yani o da güveniriz bilmiyorum ama belki Trump der ki zaten devletin elinde bir sürü Bitcoin var. Bütün dünyanın büyük madencileri burada. Şu Bitcoin'in önünü bir açalım. Yükselsin değeri biraz borçlarımızı ödeyelim diyebilir yani. Öyle bir senaryo olabilir. Onun dışında zor abi. Yani haftaya faiz 50 bas puan düşerse Bitcoin kıpırdar mı? Kıpırdar yani bir miktar yatırım mutlaka kayar ama çok büyük yatırımın kayması konusundaki bütün kapılar kapatıldı. İkinci bir konu daha var. Bu da çok önemli. Bitcoin ne işe yarıyor? İki temel fonksiyonu var. Bir, değer saklama işte kıttır. Saygı duyuyorum. Ben de zaten bir tane tutuyorum o yüzden. Yani dünyada toplamda 21 milyon olacaksa bunun işte 5-6 milyonu kayıpsa geriye kalmışsa 14 milyon. Madencikten de kaldı 2 milyon mu kaldı geriye çıkacak olan? 1,5-2 milyon kaldı galiba. Yani bunu al bir tane bulunsun abi. Yani bir tane yarım tane, onda bir tane bulunsun. Kıt çünkü. Kıt şey değer işe yarıyor yani. Mutlaka müşterisi çıkar. Kabul ediyorum ve o fiyatı yukarı çıkarır. Ama Bitcoin'in fiyatının aniden yukarı çıkması için Bitcoin'in o gün bir işe yaraması lazım. Ne demek? Kara para. Uyuşturucu parası. Bunu hiç yani bunu kendimiz kandırmanın bir mantığı yok. Rusların parası. Abi hepsini kapattılar onların. Giremiyor o para oraya şu an. Amerikan FBI'nin resmi açıklaması var. Bütün ticari keşke Bitcoin üzerinden yapılsa diyor. Biz diyor esas dolarlara hakim olamıyoruz diyor. Ne res? Açıkladı herifler ya. Peter Thiel. Peter Thiel. Kim abi Peter Thiel? Önemli herif. Elon Musk'ın PayPal'dan kurucusu. Biraz ödeme sistemlerinden anlar yani PayPal kurucusu. Palantir'in kurucusu. Meta'nın, Facebook'un ilk büyük ortağı. Android'in büyük ortağı. Böyle bir herif. Acayip bir herif. Peter Thiel de geçenlerde konuşması dinliyor. O da diyor ki parayı sokamıyorsun oraya diyor. Paranın bütün girişlerini devletler acayip kontrol altına aldılar diyor. O yüzden hani orada kara para aklayayım, olmadık bir ülkeye para transfer yapayım falan. O işlerde de game over yaptı. Bundan dolayı bunun tek geriye kalan özelliği şu anda Bitcoin'in değer saklama ünitesi. Şimdi değer saklama görevini şu anda yerine getiremiyor. Getirmesi lazım. İnşallah getirir. Öldü mü? Yani öldüğüne inansam zaten bir tane Bitcoin satma. 60 bin dolar 60 bin dolardır abi. Onu satarım ya. Ama yükselebilir mi? Yükselebilir. 100 bin de görebiliriz yani. Ben görmeyiz demiyorum. Şimdi buradan yine bir sürü salak çıkar. Hocam bak 100 bin oldu sana öyle demişler. Ama Bitcoin temelde artık Amerikan devletinin %100 kontrolünde. Merkeziyetsizliğinizi iyi. Para giremiyor sisteme. Para girmenin bir yolunu bulursanız çünkü hala çünkü dünyada Bitcoin'le yapabildiklerin çok az. Buraya ancak dolar gelecek ki değer artacak. Çünkü dışarıda Bitcoin'i yapabildiklerin az. Dolara döndürüp dışarıda işini yapabiliyorsun. Bu gelirse abi güzel. Bir de Bitcoin'in bir görevi daha vardı. Onu unutuyorsunuz. Ödeme alırken de Bitcoin'e daha zayıf bir araç şu anda. Çünkü orada da stablecoin'ler var. Yani stablecoin'de doları fixim abi. Ben şimdi yurt dışından bir ödeme kabul ederken Bitcoin'i ödeme kabul etmeye korkuyorum abi. Akşamdan 60 bine kapatıyorsun 56 bine açıyorsun. O yüzden o tip büyük transferlerde de hala devam ediyor bu arada. Sıfırlanmadı ama gücün zayıflayacağını tahmin ediyorum. Bu nedenle Bitcoin'i şöyle bakın. BlackRock ne yaparsa oradan devam edeceğiz. Ne zaman yapar bilmiyorum. Yapacaklar en son. Onlar da hani öldürmek istemiyorlar bence. İnşallah Trump seçilir diye bir yere koyalım. Para bollaştıkça da Bitcoin'e faydası olacaktır. Ama şu anda altın daha kolay bir seçim açıkçası. Uzattım bilmiyorum. Eminim altta şimdi bir sürü bana merkeziyetsizlik anlatanlar falan filan doluşur. Anlatamadık yani. Hani ulan sen daha merkeziyetsizliğin meyesini bilmezken ben o işlerde zaten yazılımcılar falan oturup proje yapıyorduk. Gel anlat. Ama konu parayı sokamıyoruz oraya. Paraya sokmanın yolunu bulursak harika. Bunu kim aşabilir? Ruslar aşabilir, Çinler aşabilir. Yani olabilir. Oralarda yeni çözümler getirilebilir. Ruslar der ki ama yani Rusların oradaki Bitcoin'e falan el kondu. Yani yeni bir düzen gerekiyor ve madencilerin tamamı Amerika'ya kaydığı için bence Ruslar da Çinliler de biraz daha çekingenler oraya para sokmak konusunda. Yani onlar da o kadar bonkör değiller. Göreceğiz arkadaşlar. Yani ama hikayemiz bu. Yok yani sorun parayı sokmanın bir yolu yok içeri. O yüzden ataklar hep limitli kalıyor bir süre sonra sönüyor. İçerideki parayla iş dönüyor. Bir işte bir
Michael Saylor o gün alıyor bir şey falan filan. Bir atak oluyor. Ondan sonra para sokamıyoruz işte. Sıkıntı burada. BTC yükselebiliyor. Ben yükselmez demiyorum ama o kadar kolay değil. Yani nakit akışı abi sonuçta çocukça şeyler düşünmeyin. Değere yükselebilir yükselemez ben bir şey demiyorum. Fakat nakit akışını kestiğin zaman bir varlığın o nakit akışının kontrolünü devlet ele aldığı zaman BlackRock devlet demektir. Amerikan devleti demek. Artık onun fiyatlama kontrolünü Amerikan devleti karar veriyor demektir. Ve BlackRock'ın gücünü anlamıyorsunuz. Bu hafta bir videoyu paylaştım ben. Hatta bir arkadaş da güzel bir şey yaptı. Onu Türkçeleştirdi. BlackRock'ın Ukrayna Savaşı'ndaki etkisini anlatıyor abi. BlackRock şu anda Ukrayna'da toprak topluyor böyle. Ya zavallı Ukraynalı askercikler ölüyorlar vatanımızı, toprağımızı savunuyoruz diye. Fakat Ukrayna'ya borçlar karşılıksız verilmiyor. O borçların karşılığında toprak teminatları var. Ve bunu anlatan şey değil, öyle komple teorisi bir herif değil. Amerika'nın şu andaki 3 başkan adayından biri Kennedy. Çekildi şimdi gerçi Trump'ın lehine. O anlatıyor. Abi diyor, şu anda diyor Ukrayna toprakları BlackRock'a geçiyordu. BlackRock'a geçiyor demek ne demek? Amerikan devletine geçiyor demek. Borçlar karşılığında. Net yaşanıyor mu şu an? BlackRock böyle bir şey abi. Bu o yüzden istememiştim yani. Allah'ın belası bir. Yani ne istiyorsa oluyor abi herif. Hayırlısı inşallah güzel olsun arkadaşlar. Kriptoya para sokmak her zaman zordu. Anonim coin'e izin vermiyorlar. Bütün exchange'lere KYC geliyor birer birer. Evet yani gittikçe daha sertleşiyor dedim. Daha kolaydı eskiden abicim. Bu kadar zor değil. Şimdi çok zorlaştı. Yine Türkiye en kolaylardan biri sana söyleyeyim. Yani Allah'a var ben Akbank'ı kullanıyorum bu işlerde. Yani, sorgulama yapmıyorlar ama biliyor herif. Ne gitti biliyor. Kaç kuruş gitti biliyor. Amerikan devletine bunun raporlandığına %100 eminim. %100 eminim. %1 milyon eminim. Amerikan devleti benim kripto pazarına kaç para yolladım biliyor. Hacı Cem Yılmaz diyordu ya. Ulan CIA piknik yaparken senin kıçının çatalına mı bakacak tepeden diye. Kıçımın çatalına bakmıyor. Ama ona bakıyor herif. Ya şüpheli bir adam olsam. Hemen ya bakın. Ne kadar çöküyorlar abi. Tak diye çöküveriyor herif. Bitti. Game over orada. Yani o işler bitti. Ve yani Bitcoin öyle bir rolü vardı. İstediğimiz kadar inkar edelim. İstediğimiz kadar hayır yoktu diyelim. Bir de raporlar yayınlanıyordu. %3 hocam bu falan. Nereden biliyorsun %3 olduğunu? Bilmiyorduk ya. Vardı bu. Şimdi yapmıyor abi. Şimdi ki en kolay orası. En çabuk oraya çöküyorlar ya. Ha, o yüzden belki altına belki talep biraz oradan geliyordur. Altı yük taşıyabiliyorsun iyi kötü. Ben size çok eleştirmiş en başta ETF gelmeden önce yeni araştırma ve kanım dondu. Siz anlatıcı iyice oturdu kafamda. Evet Turap beni çok eleştirdiniz. İçimden geçtiniz lan. Daha hala dün bir gerizekalı diyor. Sen Bitcoin'leri şuradan satmıştın ama anlattık tek tek. Ama abi fanatiklik çok kötü bir şey. Yani bak Türkiye'de şunu gördüm. Altına dokunmayacaksın. Altın yatırımcısı bir deli. Gayrimenkul. Dedik ya bu gayrimenkulün, Türk gayrimenkulünün Amerikan doları ve altın karşısında erimemesi mümkün değil. Şimdi o kadar anlamıyor ki millet hesapta. Gayrimenkulün TL bazında aynıysa Amerikan doları bazında eriyor. Amerikan doları bazında erimesi önemli değil. Amerikan doların kendisi eriyor. Amerikan doları resmi hani enflasyon bakarsan %2,5 eriyor. Öyle bakma. Varlık fiyatlarına göre bakacaksın. Şimdi neden geçen seneden bu seneye S&P 500 Nasdaq falan yükseldi? Amerikan dolarında tutacağımı paramı hisse alırım diyor. Şimdi sen geçen seneki konutunda atıyorum 100 hisse alabiliyorken şurada 50 alabiliyorsun. Konut fiyatları Türkiye'de reel bazda eridiğini dolarla veya enflasyona kıyaslayarak yapmamalısınız. Hard asset'le yapmalısınız altın. Yine en kolay ölçebileceğiniz yer. Veyahut da S&P 500 mesela. Okay. Bir bakın korkunç erime var. Belli yerlerde erimiyor doğru yani. Konut şey gibi değil yani. Altın gibi fiyatı herkese tafta eşit olan bir şey yani. Bir yani harika bir konu. Dün burada bir villa satıldı 4,5 milyon dolara. Biz de niyetlenmiştik ama yani 4,5 milyon doları İstanbul'da niye biliyor alayım? Herhalde alan kara para aktı bilmiyorum yani. Nasıl bir şey döndüğünü. Var öyle şeyler. Deal'lar var. Yabancı giriyor. Üst segment. Lüks segmentte bir sıkıntı yok. Lüks segment acayip satılıyor şu an. Orada bir dert yok. Yabancı aldığı yerde biraz hareket var ama onun dışında çok pahalı. TL olarak. Ama yabancı para bazında erimiş durumda. Ya bazı şeyler çok bariz ama bunu söylüyorsun abi. Adam sanki kendisi küfür etmişsin gibi saldırıyor sana. Bitcoin'cular bana küfür etmişim gibi saldırdılar. Ulan bana Bitcoin savundular ya. İnsaf ya benim kadar kaç yılım var benim Bitcoin'de. Hatırlıyor musun? Ve ben hani yanlış anlamayın. LinkedIn'deki falan beyaz yakalılarla kavga ederek geldim Bitcoin konusunda buraya. Bıktım artık herifleri anlatmaktan. Şimdi bana anlatıyor. Merkeziyetsiz. Abi parayı kıstı mı merkeziyetsiz değil maalesef. İnşallah Çin'de, Rusya bir yerlerde yeni para girişi yolları bulur. Para girmesi lazım. Uzun vadede Bitcoin bu dünyada var olacak, ölmeyecek. Kıt bir değer olduğu için ve artık nasıl çalıştığını anladığımız için, yasallaştığı için, MTA olarak yasallaştı yani Bitcoin bulundurmak suç falan değil. Yani onlar çözüldüğü için, vergi sistemi çözüldüğü için Bitcoin var olacak. Ama Bitcoin altına benzeyerek var olacak. Bir de son bir şey daha söyleyeyim Bitcoin'le ilgili. Bunu kaçırıyorsunuz. Bitcoin şu anda üzerinde bir sürü yine Amerikan devletinin oynayabildiği Londra'da CME pazarında işlem gören kağıt opsiyonları da var. Altın yatırımcısı biliyor işin içine kağıtlar girdiği zaman gerçek değeri belirleme ne kadar zor oldu. Şöyle düşünebilirsiniz abi basitçe BlackRock şunu yapabiliyor. Burada spottan alıyor gidiyor kağıtta açığa satıyor. Yapabiliyor abi. Her türlü gücü yetkisi var. Ve senin benim yapacağımız 10 bin katı işini yapıyor. Böyle. Bitcoin balinalara izin vermiş. Yemişim balinaları. Tanıyoruz balinaları. Michael Saylor mı izin vermiş? Winklevoss kardeşler mi izin vermiş? Dokla mı geçiyorsunuz böyle? Bunlar böyle. O yüzden Bitcoin düşecek fiyatı öleceğiz değil mi? İnşallah yükseleceğiz. Ama ne izin verirse BlackRock ve Amerikan devleti o kadar. Yepyeni bir alternatif çıkmadı. Alternatif çıkarsa paylaşın. Ben de duyayım.
şuradan para gelebilir hocam diye. Mutlu oluruz, çok keyif alırız ya. Yeni bir kan ve ülke arası rekabete ihtiyaç var. Şimdi olabilir Turap, olabilir. Fakat Çin ne yapıyor şu an? Çin altın topluyor. Yani Çin kripto yasakladı. Şimdi Çin'i iyi anlamanız lazım. Çin merkezi olmayan şeylerden nefret eden bir ülke. Dünyada her şeyi merkezileştirmiş en merkezi ülke. Kripto Çin'in bütün felsefesine aykırı bir şey. Çünkü Çin şundan çok çekmiş. Çin ne zamanki merkezi otoriteyi zayıflamış, ülke hemen dağılmış. İşte hanedanları dağılıyor, bir sürü altta millet var vesaire. Başkanın yarattığı şey müthiş bir merkezi yapı. Yani Komünist Parti dediğiniz şey, merkezi yapı çok önemli bir şey. Kripto bunun süper aleyhine bir şey. Vatandaşa güç veriyor. O yüzden EFTA yasakladı. O yüzden de merkezde neyi tutabilirim kendime değer diyeceğim? Altın topluyor herifler. Yani ben Çin'in, yani evet Amerika ile bir mücadele bir şey olabilir ama onun dışında Çin'in bu destekleyeceğini hiç tahmin etmiyorum açıkçası. Ruslar belki destekleyebilirdi. Orada da çok darbe ettiler. Abi, bu savaşta gördüler ki hiç Bitcoin hepsi hikaye, hepsi çöktüler her şeyin herifler. O yüzden I don't know. Yani evet çok güzel olur yani Rusya, Çin, biz bu işte Bitcoin ticareti kullanacağız ama ben hala bir emare yok. Yani BRICS'in programına bakıyorum, orada öyle bir şey yok. Bir emare ben görmüyorum. Gören olursa hemen paylaşsın. Büyük mutlulukla üzerine gideriz arkadaşlar. Tekrar söylüyorum, Bitcoin yükselmez demiyorum. Ama yükselince yani böyle milyonları falan beklemiyorum artık, açık söyleyeyim. Yani ne uygun görülürse o kadar yükselecek. Şu anda yükselmesi gerekir. Bitcoin'in şu anda bugünkü veriyle yükselmesi gerekir. Çünkü bugünkü veri bize ne diyor? Amerika'da diyor küçülme var diyor. Üretim sektörü geberiyor diyor. Değil mi? Veri bu. Ne yapacak? Garantili. Bunu benim şeyi videosu izleyin. En önemli videom var ya bir tane. İzlemeyenler hemen bugün gitsin desin. Ya ISM'le para basma arasındaki ilişkiyi size satır satır anlattım. Milim milim anlattım. Bütün örnekleri anlattım. En önemli video. Gidin bulun. Ne dedim orada? ISM belli bir noktaya gelince dayanamazlar, para basarlar. Döngü başlar. Şimdi oradayız işte. ISM geberdi. Tam oradayız. Hatta videoda hatırlayın, gidin izleyin. O geberip de hafif kafayı bir milim kaldırdığı zaman gelir bu dedik. Milimetrik yaşanıyor şu an hikaye. Para bollaşacak. Para bollaşınca ne olması lazım? Kesinlikle Bitcoin yükselmesi gerekir. Yükselecek de bence ama bak, izin verirse o kadar yükselecek, sorun orada. Altın şu anda daha iyi gidiyor yani. Kabul etmek lazım.